Üzerinde yaşamın varlığını sağlayabilmek için özel olarak meydana getirilmiş üstün bir yaratılış harikasıdır. Su, iki hidrojen atomu ve bir oksijen atomunun birleşmesinden meydana gelir. Ama bu iki atomu su molekülünü oluşturacak şekilde birleştirmek oldukça zordur. Hidrojen ve oksijen atomlarını kontrollü bir ortamda veya bir tüpün içinde bir araya getirdiğinizde bunların aniden bir su molekülüne dönüştüğünü göremezsiniz. Havada serbest halde dolaşan iki molekül olan hidrojen ve oksijen gazının bir araya gelerek suyu oluşturabilmeleri için çarpışmaları gerekmektedir. Çarpışma sırasında hidrojen ve oksijen moleküllerini oluşturan bağlar zayıflar ve bu molekülleri oluşturan atomlar yeni bir molekül olan suyu meydana getirmek üzere birleşirler. Ancak söz konusu bu çarpışma çok yüksek bir sıcaklıkta ve yüksek bir enerji seviyesinde meydana gelmektedir. Şu anda yeryüzünde suyun oluşumuna olanak sağlayacak kadar yüksek ısı yoktur. Dünyada şu anda var olan su, dünyanın yaratılışı sırasındaki yüksek sıcaklık sonucunda oluşan sudur. Bu suyun miktarında ise hiçbir zaman bir değişme olmaz. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ki o, belli bir miktar ile gökten su indirdi de onunla ölü bir memleketi diriltti ve her yanına hayat yaydı. Suyun katı hali adeta rezerve edilmiş gibi dev buzullar şeklinde kutuplarda saklanmaktadır. Yeryüzünde kullanılan su ise gaz haline dönüşebildiği için buharlaşarak havaya yükselir ve burada yeniden insanların kullanımına sunulacak şekilde sıvı hale dönüşüp yağmur olarak yeryüzüne düşer. Bizler suya Allah tarafından özel olarak verilmiş bu özellikler sayesinde defalarca aynı suyu içer, defalarca aynı suyu kullanırız. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi siz içmekte olduğunuz suyu gördünüz mü? Onu sizler mi buluttan indiriyorsunuz yoksa indiren biz miyiz? Eğer dilemiş olsaydık onu tuzlu kılardık. Şükretmeniz gerekmez mi?